Arkadaşlar, derse hepiniz gecikmişsiniz. Niye gecikiyorsunuz derse? Çabuk derse gelin, tamam mı? Evet, yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Marmara Üniversitesi'nin beklenen ikinci videosunu sizlerle çekeceğiz. Yani ben çekeceğim, siz de izleyeceksiniz daha doğrusu. Marmara Üniversitesi 2 geliyor, yolda, şu an çekiliyor. Evet, heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki bir önceki videoyu çekmiştim. İşte neden Fen Edebiyat Fakültesi'ne gitmedin? Neden İletişim Fakültesi'ne gitmedin? Neden Hukuk Fakültesi'ne gitmedin? Yeni binaları neden çekmedin? Eksiklerimiz vardı. Onları çekeceğiz. Çekmediğimiz kütüphaneyi çekeceğiz. Sonrasında da kampüsün işte belirli alanlarını gezeceğiz. Kafeleri çekeceğiz. Olanları falan tekrardan. Bu sefer Marmara Üniversitesi'nin gitmediğimiz yerlerini çekeceğiz. Marmara Üniversitesi'nin Göztepe kampüsündeyiz. Dediğim gibi bir önceki videoda Atatürk Eğitim Fakültesi'ni, kendi bölümümü, müzik öğretmenliğini, resim öğretmenliğini ve daha birçok yerini gezmiştik. Bugün ise eksik olan gitmediğimiz yerleri gezeceğiz arkadaşlar. Marmara Üniversitesi'nin Atatürk Eğitim Fakültesi'nin ek binasında herhangi bir derslikteyim. Şimdi size koridoru göstereceğim falan. Ek binanın herhangi bir koridoru, birinci katı. Neyse, konum atıyorum arkadaşlar, gelin artık yani, ne yapayım, o kadar ifade ettim. Aman 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 aman. Arkadaşlar. Film sahnesi gibi değil mi? Şuraya bakar mısınız? Film sahnesi gibi resmen. Uf. Burada derslikler var işte, görüyorsunuz. Böyle. Bir sürü derslik var burada aslında. Şöyle. Şu an bu boş yani, bu kat boş. Aa bak şu içeriye bakalım. Görüyorsunuz. İşte bu da ek bina olduğu için böyle arkadaşlar. Bak 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 bak. Oha, film sahnesi gibi. Şuraya görüyor musunuz? Bak bak. Abi ne oluyor ya? Falan. Şu içeride atölye var arkadaşlar. Şöyle şurada atölye var. Çalışıyorlar orada. Şöyle. Bu binada ne var? Bu binada bunlar var işte. Şöyle. Bu binada bunlar var. Dışarıya çıkacağız işte bugün. Çıkartacağım sizi dışarıya. Birlikte çıkacağız dışarıya. Kampüsü göreceğiz. Dışarıyı göreceğiz. Çıkacağız yani. Şöyle camları niye silmediniz kardeşim? Video çekeceğiz. Üniversitemizi tanıtacağız. Ben korkmaya başladım. Ben korkmaya başladım arkadaşlar. Şuna şöyle. Yani boş bir dersliğe girebiliriz. Zaten her yer derslik burada. Şurada da var, derslik çalışıyorlar. Şöyle. Şöyle böyle. Bakalım. Girelim bakalım. Dersliğe. Böyle ek binada yeni yeni derslikler yapıldı. Buraları çekmemiştik. Şöyle sıcacık bir derslik. İnsan özlüyor gerçekten. İnsan ders işleyesi geliyor gerçekten. Görüyorsunuz arkadaşlar. Harika. Ne yazmışlar buraya? Ha şey, Maslow'un hiyerarşisi mi? Kendini gerçi saygı stüdyo ait olma güveni. Evet. Arkadaşlar hemen bilgi veriyorum. Gelişim çalıştığım için, öğrenme çalıştığım için falan az çok aşinayım. Evet, ne demiş burada? İlk fizyolojik ihtiyaçlarımız. Sonra kendimizi güvende hissederiz. Sonra birisine kendimize ait olma sevgi. Sonra saygınlık kazanırız. Sonra da kendini gerçekleştirme. Kendini gerçekleştirme en uç noktadır. Siz de umarım bu aşamalardan çok verimli şekilde geçersiniz. İşte bu da bizim dersliğimiz böyle. Atatürk Eğitim Fakültesi ek binası dersliği. Maslow'un bilgilerini de aldık burada, size gösterdim. Bilgi, kavram, uygulama, transfer, öğrenme, üst düzey, düşünme becerileri, finaliz, sentez, değerlendirme falan filan. Öyle yani. Bizim bu videomuzun amacı ne biliyor musun Aleyna? Marmara Üniversitesi 2 çekeceğiz. O yüzden o tarz bir şey yani. Okul taşınacak. Bana dediler zaten Recep Tayyip Erdoğan külliyesinde çeker misin diye. Kesinlikle oraya da gitmemiz lazım. Ormanmış. Şu an çok ağaç yok dediler ama. Yani orman dedim, düz tarla yani. He. Arkadaşlar hoş geldiniz. Tarih nedir? Tarih bilinci kazanacaksınız her şeyden önce. Kesinlikle anlatıyorum sizlere. Hoş geldin abi, heyecanlandım. Ne diyeyim? Bugünkü konumuz ne hocam? Bugünkü konumuz hayatı öğrenmek kardeşim. Hayatı öğrenmek. Arkadaşlar üniversitemizin asansörü de var. Şöyle rahatça inebiliyorsunuz aşağıya. Bugünkü kombinim nasıl bu arada? Şöyle 90'lar gibi oldu.
Öyle hissediyorum yani. 90'lar gibi hissettim kendimi bugün. Bence çok şeydi. Ekip arkadaşlarımız da burada. Tamam, selam. Arkadaşlar şimdi Marmara Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi'nin önündeyiz. Neden gitmedin diyenler vardı. Şimdi içeriye gireceğiz. Şöyle burayı böyle tasarlamışlar. Bu bina yeni yapıldı zaten. Biz üniversiteyi ilk kazandığımız zaman 4 sene önce burası daha yeni yapılıyordu işte. 2. 3. sınıftan sonra pandemiden sonra gelince böyle yeşillik böyle yapılmış bir şekilde gördüm. İçlerinde kütüphane falan da oluyor bu arada. Var ya hem hukuk fakültesi hem de iletişim fakültesinde. Bu arada iletişim fakültesinde de sinema platosu var. Sinema platosunun orada aynı zamanda dans dersleri yapılıyor falan. Bayağı eğlenceli oluyor. Oraya değineceğiz birazdan. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi işte burada arkadaşlarımız falan, akranlarımız böyle voleybol falan oynuyor. İşte takılıyorlar. Vize hafta öncesi bir takılmaca var ortamda. Güzel de bir ortam, tam üniversite ortamı. İşte buraya ağaçlandırmışlar falan. Bu yeni bina. Gayet güzel. Zaten storylerimde falan sürekli atıyorum burayı. Şöyle çekiyorum. İşte. Siz hangi bölümdesiniz? Marmara'da mı okuyorsunuz? Hangi bölümdesiniz? Yorumlara yazın kesinlikle. Üniversitedesiniz, onu belirtin yorumlarda kesinlikle. Şimdi biz yavaştan iletişim fakültesinin içine girelim. Birlikte de içeriği gezmiş oluruz. Vallahi şurayı görüyorsunuz. Efsane gerçekten. Şöyle efsane bir ortam var. Az önce de bahsettim. Şöyle kocaman. Böyle burada arkadaşlarımız oynuyor falan. Bu binayı seviyorum. Vize öncesi sessizlik diyebilirim burada. Benim kardeşim. Hoş geldin videoma. Videoma hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Marmara Üniversitesi'ni tanıtacağım. Evet, Marmara Üniversitesi köklü bir üniversite. İstanbul'da 1800'lü yıllarda kurulmuş bir üniversite. İstanbul Üniversitesi'nden sonra İstanbul'da kurulan ikinci üniversite olarak geçiyor. Memnun musun? Okuduğumuz özel eğitim bölümü de İstanbul'daki ilk özel eğitim bölümü arkadaşlar. Şimdi size okulumuzu tanıtacağız. İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi. Az önce tanıdım da dediği gibi. Harikasın. Beraber gidelim. İletişim Fakültesi'nin girişinde şöyle el pedalı merdane baskı makinesi var arkadaşlar. Şurada da şarj aleti gösterimi, 35 filmlerin tekrar başa sarılması için kullanılan eski böyle teknolojik ürünler. Şöyle görüyorsunuz, burada da böyle sergi tarzı şeyler yapmışlar. Şuna bayıldım özellikle. Bayağı farklı. Tam influencerlara hitap ediyor aslında. Eski influencerlar da böyle çekimler yapıyormuş demek. Bir de Atatürk'ün fotoğrafları var. Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz demiş. Şöyle eski böyle Atatürk fotoğraflarını beğeniyorum. Şöyle eski fotoğrafları, daha doğrusu. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği amaca, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir diyor. Güzel bir söz gerçekten. Şöyle kampüsümüzde. Şurada da yine bir şeyler var. Gelin bakalım. Şurada yine bir Atatürk fotoğrafı var. Şöyle şurayı da göstereyim sizlere. Oo, film gösterim makinesi. Ben sizin yerinize dokundum arkadaşlar. Siz de kazanınca gelin dokunun buraya. Ne görüyorsunuz? Yes. Ve yine bu devletin dayandığı temeller tam bağımsızlık ve kayıtsal ulusal egemenliktir. Ulus bu egemenlikten zerresini bile feda etmeyecektir. Bir zerresini bile feda etmeyecektir. Yine Atatürk'ün sözleri şöyle tarafları görüyorsunuz. Harika. Tugay'cığım başla. Ne anlatmak istiyorsun? Hararet yaptı arkadaşlar. Ya Tugay'ın çoraplarına bakın arkadaşlar. Modumuz fak 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 fak. Görüyorsunuz. Kardeşim seni bu moda iten şey nedir? Hayat kardeşim. Hayat. Burası İletişim Fakültesi'nde kocaman bir yere götüreceğim arkadaşlar. Geldikleri zamanlar. Burayı böyle kocaman görüyorsunuz ki böyle bir şey de yapmışlar İletişim Fakültesi'nde. Ben çok beğendim. Bayağı büyük. Burada konferans falan oluyor. Şöyle görüyorsunuz, zaten burada da konferans olacak. Birazdan şöyle göstereyim dedim. Arkadaşlar bu neydi ya? Bunu bir gösterir misiniz? Neydi bu? Yine İletişim Fakültesi'nde bayağı bir şey var yalnız. Canlı yayında kamera arkasında kullanılan şeyler. Yönetmen mesela burada.
ya da hani rejideki kişiler böyle yerlerde oturuyor. İşte canlı yayını buradan takip ediyor. Mesela anonsları buradan veriyor. Yani ben bildiğim kadar anlatıyorum. Yanlışlarım olabilir. Burası canlı yayında işte kullanılan reji arkası diyebiliriz. Filmlerde ya da televizyonda da görmüşsünüz. Peki bir tane anımızı söyler misin? Çok iyi biliyorsun evet, bence. Çok size sadece bir tarih vereceğim. Bugün anında 29 Ekim 2019 programı. 2019'du değil mi? Evet. 29 Ekim 2019 programının başında. 42.30. dakika. 42.30. dakika ve o programın başını lütfen izleyin. Arkadaşlar yorumlara yazın. Çok güzel. Yorumlarınızı bekliyorum. yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar işte şimdi geldik şöyle. Burası neresi? Burası reji odası diyor böyle. Reji odası iletişim fakültesinde. Şöyle. Arkadaşlar şimdi burasını gezdik. Burası şöyle bir şey. Bir canlı yayının, bir stüdyonun, bir kanalın şeyi gibi düşünün. Simülasyonu gibi düşünün. Stüdyosu var, rejisi var. Film platosu var. Asansörü bekleyemedik. Şimdi yangın merdiveninden eksi ikinci bodrum kat. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Otoparka geldik. Arkadaşlar burası film platosu. Otoparka geldik. Tokyo Drift'in yeni filmi çekilecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi engelli araçlar istasyonu da var. Marmara Üniversitesi bu konuda gayet iyi. Engelliler için erişilebilirlik noktasında gerçekten diğer üniversitelere ya da diğer kampüslere göre gayet iyi konumdayız şu anda. Yani engellilerin ulaşım ve erişilebilirlik konusunda iyi noktadayız. Marmara Üniversitesi olarak. Arkadaşlar şimdi İletişim Fakültesi'nin kütüphanesine ve birkaç dersini gezeceğiz. Ondan sonra da Hukuk Fakültesi'ne geçeceğiz. Hemen bir yanında. İkinci kat İletişim Fakültesi'ndeyiz. Kütüphanesine doğru yol alacağız. Şurada şöyle oturmalık yerler var. Hah, şurada da kütüphane var arkadaşlar. Arkadaşlar kütüphaneyi gezdik. Biraz göstermeye çalıştım. O zaman nereye gidelim Tugay? O zaman hukuk. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hukuk fakültesinin önüne geldik. Hemen sizi hukuk fakültesine sokacağız. Yanında yine Tugay var. Sokacağız değil mi sen? Hadi şimdi gidiyoruz hukuk fakültesine. Arkadaşlar daha önce hukuk fakültesi Haydarpaşa kampüsündeydi. Tarihi bir binaydı. Daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne verildi. Haydarpaşa kampüsü. O yüzden buraya yeni bina yaptılar hukuk fakültesi için. Şimdi oraya gidelim. Aynen. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. 2023'te hepsi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ne taşınacakmış. Öyle. Hani merak eden arkadaşlarımız oluyordu. Hani Göztepe kampüsü nasıldı diye. Hem bir hatıra amaçlı hem de merak edenler için güzel bir video olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rakiplerimiz ders çalışırken biz sizleri düşünüyoruz ve size bu videoyu çekiyoruz, bu videoyu hazırlıyoruz. Yani sizin için her şey. Ders çalışmıyoruz. Rakiplerimizin gerisinde kalmaya göz aldık. Sizin için bu video hazırlıyoruz. Harikasın. Evet, kamera arkası böyle. Arkadaşlar, Farazi dava salonu şöyle yapmışlar. Görüyorsunuz. Şöyle. Arkadaşlar hukuk fakültesi böyle. Hukuk fakültesinde de yine aynı şekilde kütüphane var. Görüyorsunuz ki şöyle. Böyle şurada da şöyle derslikler var ama dersliklerin çoğunda ders işlendiği için giriş yapmadım. Şöyle yine iletişim fakültesi gibi dersliklerin olduğu bir yer. Şurada da kütüphanesi var. Şöyle şimdi sizinle birlikte film platosuna ineceğiz arkadaşlar. Çünkü hukuk fakültesindeymiş. Şöyle görüyorsunuz. Neler var. Şimdi asansörü bekliyoruz. Asansöre bineceğiz ve gideceğiz film platosuna. Arkadaşlar şimdi de hukuk fakültesinin eksi üçüncü katındaki film platosuna geldik. Şöyle film platosunu da göstereyim sizlere. Burada işte film platosu. Şu yukarıki tarafta da izliyorlar falan. Asansörle indik. Buraya, burayı da böyle gösterelim istedim. Arkadaşlar şu anda asansör gelmiyor. Mahsur kaldık film platosunda.
Asansörler gelmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar aynı zamanda bugün Enes'in kulağını deldireceğiz. Öyle bir şey yok. Doğum günü hediyesi olarak kulağını deldireceğiz senin artık. Senin de kulağını deldireceğiz. Arkadaşlar şimdi hukuk fakültesi hakkında birkaç bilgi vereceğiz sizlere. Ufak bir araştırma yapmıştık. Hem hukuk fakültesi hakkında bilgilerimizi paylaşalım. Arkadaşlar şu an hukuk fakültesinin önündeyiz ve bilindiği üzere hukuk fakültesi 4 yıllık bir fakültedir ve 1. ve 2. olmak üzere ikili öğretim yapılmaktadır. Öğrenci sayısı fakültede yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte 4000 ila 5000 arasındadır. Gördüğünüz üzere fakültemiz burada. İçerisindeki imkanlardan bahsedecek olursak diğer fakültelerden farklı olarak kendine özel bir kütüphanesi var. Bu da buradaki öğrencilerin okulun genel kütüphanesinde yer bulma gibi bir sorununa büyük bir çözüm oluyor aslında. Çünkü direkt dersliklerinden çıkıp kütüphane derslerinde çalışabiliyorlar. Farazi dava salonu var ve öğrencilerin pratik yapmaları adına gerçekten çok katkı sağlayan bir salon olduğunu düşünüyorum. Film platosu var. Bu da kesinlikle buraya gelen öğrencilerin geldiğinde görmesi gereken yerlerden biri. Dersliklerini gördük. Derslikleri, amfileri de gayet öğrencilerin konfor alanına hitap eden şekilde dizayn edilmiş. Çok güzel. Kardeşim çok güzel anlattın. Ek olarak da hukuk fakültesi diğer fakültelerden farklı olarak yıllık sistemle sınavlarını yapmakta. Yani örneğin Ocak ayında vizelerine giren biri Haziran'da da finallerine giriyor. Yani aynen. Aslında bu şekilde yıllık sistemle sınavlarına girmekte öğrenciler. Hukuk fakültesi hakkında, hukuk hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Şimdi sıra Fen Edebiyat Fakültesi'ne geldi. Kedileri var, bak burada kendini yalıyor. Minnoş ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ha? Yerim seni. Minnoş. Gel. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar işte hep story attığım yer burası. Vallahi burada kampüsün influencerları burada fotoğraf çekiliyor. Ben size diyeyim yani. İşte bak şurayı şöyle çekiyordum. Burası çok estetik değil mi ya? Bana çok estetik geliyor. Bak şurada falan reels çekilir arkadaşlar. TikTokçular eğer bu üniversiteyi kazanırsa tabii yetişebilirlerse bilmiyorum. Burada TikTok falan çekerler. Tabii şaka bir yana güzelmiş. Burası da arkadaşlar şöyle açık hava tiyatrosu. Şöyle. Şurada böyle konserler falan oluyor bazen. Şöyle görüyorsunuz. Burada mesela işte yaz şenlikleri, bahar şenlikleri falan oluyor. Şöyle açık bir yer. Hemen yemekhanenin ve iletişim fakültesinin, hukuk fakültesinin şöyle tam ortasında böyle açık bir alan. Güzel oluyor. Yaz etkinlikleri vardı geçen hafta işte. Güzel geçmişti. Şöyle burayı da göstermek istedim. Arkadaşlar şimdi Fen Edebiyat Fakültesi'nin önüne geldik. Fakültemizin bilim, kültür ve sanat dolu 40. yılını gururla kutluyoruz demişler. Fen Edebiyat Fakültesi'ne giriş yapacağız. Binası böyle, giriş kısmı böyle arkadaşlar. İşte şöyle etrafı da göstereyim sizlere. Şöyle Fen Edebiyat Fakültesi. Hadi o zaman içeriye girme vakti. Arkadaşlar şimdi Fen Edebiyat Fakültesi 1. kata çıktık. Ne demiş burada? Yunus Emre Okuma Salonu. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevelim. Bu dünyaya kimse kalmaz. Şöyle Yunus Emre Okuma Salonu yapmışlar. Şahsen burayı beğendim. Hem böyle açık bir kütüphane. Burada böyle telefonlarınızı, bilgisayarlarınızı şarj edebilirsiniz. Kullanışlı bir alan. Bence şöyle yine film sahnesi gibi bir koridor diyebilirim. Hatta şurası da şöyle değil mi arkadaşlar? Bana öyle geldi resmen, film sahneleri gibi resmen. Ya da ben bu aralar fazla mı film izliyorum? Şöyle görüyorsunuz. Evet, şuradan da gidelim bakalım koridorlara. Burada da yine doçent doktorlarımız var. Burada idari kısım büyük ihtimal. Şöyle göstermek istedim sizlere. Evet, Fen Edebiyat Fakültesi de böyle. Ya arkadaşlar. Şunların tatlılığını görüyorsunuz değil mi? Ne kadar tatlılar, mis gibiler. Şimdi yine bir koridor. Şöyle Fen Edebiyat Fakültesi'nin amfisine giriş yapacağız. Amfi böyle arkadaşlar. Şöyle güzel aslında, böyle eskilere gittim arkadaşlar yani. Şöyle şurada bakın, görüyorsunuz. Şöyle bir kürsü, öğretmen kürsüsü. Şöyle tahta, bildiğin harbi eskilere gittim yani.
İlk defa geziyorum ben de Fen Edebiyat Fakültesini. Nasıl buldun Tugay? Ben Fen Edebiyat Fakültesi zaten Hazreti Türkiye Edebiyat Fakültesi'nden sonra Göztepe kampüsünde olan en eski binalardan birisi. Yani Marmara Üniversitesi Göztepe'de kurulduğunda ilk yapılan binalardan birisi Fen Edebiyat Fakültesi. Yani biraz diğer fakültelerde iletişim, hukuka, işletme fakültelerine göre biraz daha eski, biraz daha yıpranmış gördüğünüz gibi. Ama gayet güzel. Zaten dediğimiz gibi Recep Tayyip Erdoğan külliyesine taşınacağı için orada daha teknoloji odaklı ve daha yenilikçi bir anfiler ve sınıflar olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Kardeşim videolarıma çok güzel katkılar sağlıyorsun. Eyvallah. Sağ ol. Yine bir amfiye daha geldik şimdi arkadaşlar. Alam odağı falan filan burada bir şeyler yazıyor. Tam bilmiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Fen Edebiyat Fakültesi'nde hangi bölümler var kanka? Felsefe bölümü var. Psikoloji yeni geldi Şehir Üniversitesi ile beraber. Bildiğiniz gibi Şehir Üniversitesi kapandı ve bizim Marmara Üniversitesi Garantör Üniversitesi'ydi Şehir Üniversitesi'nin. O yüzden Şehir Üniversitesi'nin bütün kampüsleri ve bölümleri bizim üniversitemize geçti. Öğrenciler de aynı şekilde bizim üniversitemize geldi ve bizim üniversitemizin diplomasını alacaklar şu an. Yani Şehir Üniversitesi'nin bize geçmesiyle beraber psikoloji bölümü de Marmara Üniversitesi'nde açıldı. Psikoloji bölümünü düşünen arkadaşlar da tercihlerinde Marmara Üniversitesi'ni değerlendirebilir. Lise zamanlarımı hatırlatıyor bana. ÖSYM saati ne yapsak, bunu götürsek mi ya? Bakayım benim saatim de aynı mı? Evet, hemen hemen aynı. Şöyle yürüyorsunuz. Amfide böyle arkadaşlar. Böyle dışarıya bakalım. Amfilerde genel olarak böyle arkadaşlar Fen Edebiyat Fakültesi'nde. Arkadaşlar tebeşiri özledik bildiğin ya. Gerçekten şu an lise yıllarına gittim. Şöyle o zaman buraya ne yazayım? Abone ol. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Video yorumlarınızı bekliyorum kesinlikle. Fen Edebiyat Fakültesi'ndeyiz şu anda. Tebeşirin kokusunu özledim ya. Şuna göre böyle ellerim bembeyaz olurdu böyle. Şöyle 5 artı 2. Kaç ediyor arkadaşlar? 7. 5 artı 2 8 mi? 7 değil mi? 7 çarpı 2. 14. Söyleyin arkadaşlar. Evet. Taha sen doğru bildin, aferin. Tugay sen? Aferin aslanım. Oo, 8 bilinmeyen de denklem yazıyor adam buraya ya. 14 x artı 7. Kardeşim burası Fen Edebiyat ya, burada sözelciler var ya. Can burada eşit ağırlıkçılar da var ya. Psikoloji. Unutturma, unutturmayacağız. Arkadaşlar ne yapar? Kocaman bir kalp yapar. Bu kalp de sizin için. Hadi öptüm sizi. Oha, şu an şöyle yapraklar dökülüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kamera çekiyordur o kadarını da. Şöyle yeşillikler içinde bir kampüs. Yağmur da başladı. Şimdi size arkadaşlar simit kafeyi göstereceğiz. Simit kafe biliyorsunuz ki yanmıştı. Onun hikayesini biliyorsun değil mi sen? Elektrikten çıkmıştı galiba. Evet. Tam hatırlamıyorum da elektrikten çıktı ve şurada ilerideydi. Birinci videoda biz oraya çekmiştik. Ha. Evet, birinci videoda çekmiştik. Hani haberlere falan çıktığını söylemiştik. Şu an Marmara Simit ek binanın oraya taşındı arkadaşlar. Marmara Simit de burada şu anda. Şu an yanından geçiyoruz. Evet, şu an yanından geçiyoruz. Şöyle yani genel olarak tüm fakülteyi çektik. Arkadaşıma çok teşekkür ediyorum bu video için. Şöyle binayı da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da ek bina. Şöyle kendisine çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zaten videoda hani bayağı bize bir de bilgi verdi. Kendi tecrübelerini de bilgilerini de paylaştı bizimle. Şöyle ek binayı da çekmek istedim. Hep ek binadan bahsediyorduk. Ek binanın dışı da böyle. Şimdi videonun sonlarına doğru geliyoruz. Evet, bu videodan sonra da güzel bir bölümümüz hakkında böyle soru cevaplı bir video çekmeyi düşünüyoruz. Eğer siz de hani özel eğitim öğretmenliği bölümüyle alakalı sorularınız, düşünceleriniz, hani aklınızı karıştıran bir şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan biz bu videonun altındaki yorumlardan soruları, yorumları seçeceğiz ve diğerki videoda, özel eğitim öğretmenliği bölümünü tanıttığımız videoda bu sorularla ve bu şeylerle ilgili yorumlarda bulunacağız, sohbet edeceğiz. Arkadaşlar şu anda Tango Kulübü'nden çok sevdiğim bir arkadaşımla karşılaştım. Merhaba. İrem'le. Tango'ya ilk geldiğim zaman seninle dans ediyordum. Evet. Bayağı güzel aklımda güzel izler var yani. Güzel dans ediyorduk. Evet. Kendisi de okul öncesi öğretmenliği okuyor. Mezun olacağım inşallah.
İnşallah son bir ders için çabalıyorum şu an. İnşallah mezun olursun. Kendisiyle karşılaştık. Biz de bayağı üniversitenin videosunu falan çektik. Şu an yağmur yağıyor. Seni çok tutmayayım istersen. İyi ki karşılaştık. Kendine çok iyi bak. İyi dersler. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı ve istediğiniz serileri videonun altına yorum şeklinde yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Acıbadem Kampüs, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, yeni yapılan külliyelerin hepsini çekmeye çalışacağız. Eğer sizin de istediğiniz seriler varsa, istediğiniz videolar varsa yorumlara belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm, bay bay.